Filistin halkına yönelik zulüm ve katliam Edirne'de de şiddet ve nefretle kınandı. Saraçlar Caddesi PTT önünde ortak basın bildirisini AK Parti Edirne İl Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Güzey okudu. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir diyen Güzey, Amerika'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmediklerini söyledi. ABD bu girişimiyle Birleşmiş Milletleri, Birleşmiş Millet kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını gösterdiğini kaydeden Güzey, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan ettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Orta Doğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle Birleşmiş Milletleri, Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs'te bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye bu hukuksuzluğa karşı dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Ümmetin onuru Kudüs'ün bu tarz oldu bittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı ancak Kudüs'ün çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. Binlerce Filistin'in kanlarının dökülmesinden İsrail kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorumluluğu vardır. İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. Allah!